Bu mücadelenin içinde, yani bir istismarcı ile mücadele ederken bir trafik kazası geçiriyorsun. Sağ kırıyorum, arabanın hızı almıyordu. Sola gitti, röfişlere tırr diye çarptı. O çok güzel bir andı. Kocaman kanatları olan bir melek içeri girdi. Mavinin bütün tonları vardı. Ben bir çocuk doğurdum. Çocuk sevgisinin ne olduğunu bilirim ama o sevgi bir okyanusta damla. Ama o sevginin kendi, o gittiğim o sevgi bir okyanus. Ne kadar büyük bir himaye, ne kadar büyük bir ilahi korunma altındasınız. İşte olayı da gördük. Çok güzel burası dedim. Ve oraya girmek istedim ama gerçekten orada böyle kaldım. Yani oraya gitmeyi çok istemiştim ve çok güzel bir yerdi. Açıkçası hiç de geri dönmek istemedim. Kafamı dedim sabitleyin ve beni sakın çıkarmayın buradan, yürüyemem dedim. Sakın çıkarmayın beni dedim. Saadet Öğretmen yoğun bakım sürecinde o halde mücadele edemezken siz orada bayrağı devralıyorsunuz. Bana bir hediye gibi kabul ediyorum bu mücadeleyi. Allah bana dedi al işte. Yani senin sonra da döndüm dedim ki eğer ölürsem sakın çocukları bırakmayın dedim. O çocuklar dedim bırakılmamalı. Bu karanlık insanların yanında onları bir kenara bırakıyorum. Ama o kadar muhteşem insanlar yaşıyor ki bu topraklarda. Bu birleştirici vazifesini yapacak olan insanların artık sizler gibi ortaya çıkıp fonksiyonlarını yerine getirmesi lazım yavaş yavaş. Siz büyük bir cesaretle çıktınız ortaya. Elinizi taşın altına soktunuz. Hayatınızı riske attınız. Anlatmak Zamanı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlkay Buharalı. Kıymetli araştırmacı yazar Erhan Kolbaşı ile birlikte hazırlıyoruz. Ve çok kıymetli iki konuğu ağırlıyoruz. Geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saadet Özkan Efe, bir köy okulunda şahit olduğu çocuk istismarını ortaya çıkaran bir kahraman, kahramanlık hikayesini büyüterek yazmaya devam ediyor. Yol arkadaşıyla tam tanışma hikayesindeydik. Yücel Ceylan, çok kıymetli iş insanı ve gönül insanı bizimle. Ama Erhan Hocam, geçtiğimiz haftadan ne söylemek istersiniz? Altını neyin çizmek lazım başlarken? Şimdi iki tane çok değerli konuk, çok özel bir bölüm konuk. Oluyor. Gerçekten çok özel bir bölüm oluyor. Hayatlarını çocuk istismarına karşı mücadeleye adamış iki tane çok değerli insanla birlikteyiz. Belli bir bölümünü geçtik hayat hikayelerinin. Daha bir kısmını bugün dinleyeceğiz, yorumlayacağız. Ama İki varlığın bir vazifeye, birlikte yapacakları bir vazifeye nasıl hazırlandığını, nasıl yollarının kesiştirildiğini gördük. Rüyalarla desteklendi, sezgilerle desteklendi. Saadet Hocam o köy okulunda yaşadığı istismar sürecinde rehberlik sistemi tarafından nasıl korundu, nasıl desteklendi, bunları gördük. Çok değerli bilgiler, çok somut bir veri akışı sağladı bize. Gördük. Çünkü hayatlarının içerisinde görüyoruz bunları. Yani yaptıkları vazifeye nasıl oturduğunu bu olayların görüyoruz. O bakımdan çok değerli. Yaptıkları işler çok değerli. Anlattıkları da çok değerli. Bugün işin bir farklı boyutunu göreceğiz. Daha da netleşiyor ruhsal deneyimleri Saadet Öğretmen'in. O trafik kazası meselesinde bunu daha detaylı şekilde, net şekilde göreceğiz. Bu arada hemen ilk bölümle ilgili bir itirafta bulunayım. Benim anlatılanlardan ne kadar etkilendiğimi gördünüz zaten ama bir taraftan yönetmenimiz, hatta kameraman arkadaşlarımız, erkek arkadaşlarımız da gözyaşlarını tutamadılar bizimle birlikte. Eminim izleyenler de bir o kadar duygulandı. Yani bu insan tarafımızı da hatırlattığın için ayrıca teşekkür etmek lazım. Herkesin çok kalbine dokundu diye düşünüyorum. Ve kaldığımız yerden devam edersek, bu mücadelenin içinde, yani bir istismarcı ile mücadele ederken, bir köy okulundaki çocukları hayata döndürmeye çalışırken bir trafik kazası geçiriyorsun. Çok enteresan bir şekilde. Şimdi çocuklarla ilgili dönem bitince, Mayıs ayında oldu olay. Ve ben dava süreci başladı, adam tutuklandı. Ve tutuklanınca
köy okulunun ana sınıfını kapatılınca yakın bir köy okulunda olmak istedim. Şube müdürü değişmişti. Bir kadın şube müdürü gelmişti. Onunla işte konuşup yakında bir civar köyde olayım dedim. Yakında bir köyde. Hatta ara ara da bilgi alıyorum. Çünkü öğretmenlerin birçoğu oraya gitmek istemiyor. Çocuklar ne yapıyor? Koparsam sistemden çocuklarla ilgili bilgi alamam da dedim. Yani normal hayatımın seyrine devam ederim. O yüzden civarda yakın bir köye gittim. Yani göreve başladım. Hatta ilk gittiğim zaman böyle çok iyi davranan, böyle benim de kim olduğumu bilmedikleri için güzel oldu. Ve öğretmenlerin bir kısmıyla da böyle iyi anlaşıyorum. Sınıfta çocuklara bir malzeme alınacak, en az ne alınabilir? Aileler beni çok sevdi. Daha böyle canlı bir köy ve çocukların çocuk olduğu bir köy. Orada göreve başladım. Göreve başlayınca da bilgi alıyorum bir yandan ama tabii çok fazla böyle arayıp yok şöyle o yaparsam böyle olur. Hani küçük küçük tehditler de geldi bana. Ama ben olayın tehdit kısmına hiç kafamı yormadım açıkçası. Ha, davayı devam edersen, arkasında durursan başına ne gelecek gibi tehditler. Yani işte bu olayda yok sen bunu yaptın, iyi yüzüne şu kezzap atmadılar, yok şöyle olmadı falan böyle konuşuyorlar ama kafamı kulağımı oraya tıkadım. Çünkü çocuklara odaklanmam lazımdı ve çocukların da ruh sağlığıyla ilgili destek veriliyordu. Çünkü çocuklar şöyle, ben şey ayarladım, çocuklar doktora gidiyorlar, takipleri var. Aileler de çok yoruldu, gerçekten psikolojikman bir çöküş oldu. Babalardan biri bir intihar etmeye kalktı, ben bir çocuğumu koruyamadım gibi. Bir yandan da Yüce Başkan'la konuşuyoruz ve çocuklarla ilgili böyle organize ettiğimiz durumlar var. Yani o ailelerin destekleri var, yapılması gereken durumlar var. Bir yandan çocuklarla çok temasa geçmiyorum ama takip ediyorum. Ve köy okulunda kazaya geçmeden Yücel Başkanım, o doğum lekesi var dediniz ya. Evet. Fotoğrafları da taradınız. Birinci videoda mutlaka izleyin arkadaşlar. Baktınız ki bir yerde de paylaşmamışsınız. Hayır, yok. Sonra ikna oldunuz mu Saadet Öğretmen'in rüyasında gördüğünüz sahneyi? Aslında çok ikna olmadım. Doğrusunu söyleyeyim. Biri mi söyledi diye düşündüm. Aslında tabii sonra biz 7-8 ay sonra yüz yüze gelebildik. Saadet Hoca kaza geçirdi. İşte kazası bayağı bir sürdü. O kaza geçirdiği süreçte adamı bıraktılar. Şimdi geleceğiz. Kazayı evet. Anlatsın. Devamını olur, o zaman olur, sizden olur, dinleyelim olur. Yine. Ve işte 14 Ekim tarihiydi. 14 göreve başladım. Ve gidip geliyorum. İyi de böyle araba kullanırım. Yani öyle şey değil. Göreve başladıktan sonra yani o okula gidip gelirken yine aynı işte o yoldan gidiyorum. Geceleyin kız kardeşim bana gelmişti, eşim falan. Ben bir de böyle saat 12 gibi uyurum. Yani 12 gibi artık uyku faslına geçen bir insanım. Yani çok geç de uyumam. 12 benim uyku vaktimdir. 12-1 yani çok da erken de uyuyan bir insan değilim. Oturuyoruz dedim ben uyuyacağım. Yani kötüyüm ya dedim. İçim böyle bir içimde bir huzursuzluğum var dedim. Sonra evde dedi ki eşim işte dedi sen de ne oldu ya erkenden tavuk gibi uyumaya mı gidiyorsun falan ne bileyim ben dedim böyle içimde bir kocaman bir hüzün var. Kız kardeşime dedim ki ya böyle hep böyle insanlar barış olmalı konuşmalı küslük olmamalı falan böyle konuştum ettim. Onlar biraz beni oturttular ama bu, çocukların bu istismarını öğrendikten sonra ben çocuklar bana sonra başka ayrıntıları da anlattıkları için ben gerçekten çok sarsıldığım bir dönem yaşadım. Benim için çok ağırdı. Çünkü ben çocukların aslında her yaşadığını öğrendim. Çünkü bana ayrıntıları da anlattılar. Ve ben büyük bir böyle yoksunluk yani böyle bir tükenmişlik yaşadım o dönem. Çok üzüntülü, hüzünlü bir dönemimdi benim. Gece yattım, uyudum, sabah kalkacağım. Okulda veli toplantısı da yapacağım. Tutanaklarımı falan hani her şeyi ayarladım. Kalkınca şey dedim ben. Ya dedim eşime ben dedim okula gidemeyeceğim dedim. Ya dedi öğretmen hanım sana tembellik hiç yakışmaz dedi. Hadi dedi ne oldu falan. Çünkü ben biraz da zor bir süreç yaşayınca o da benim biraz böyle ayağa kalkmamı istiyor. Kıyafetlerimi önden hazırlarım. Benim her şeyim düzenlidir böyle. Kıyafetlerimi hazırladığım kıyafetleri giyme isteğim yok. Yeşil bir elbise aldım.
tek tane çorap giyer bir insan, iki tane çorabı üst üste giyiyorum ve diyorum ki ne yapıyorum? Çorap giyiyorum, havasında bir serinlik var ama böyle bir içimde bir titreme var, gitmek istemiyorum falan. Ve giyindim ben, kalın gözlükler, işte bilekli bir boti giydim falan. Arabaya ineceğim. Ben arabama bindiğimde dua okurum. Ve dualarım şeydir, yani böyle hep ben dua ederken böyle beni kötülükten, kazadan, beladan koru demem. Benim dualarım hep şeydir, Allah'ım hani sevgi, şefkat, mutluluk, huzur, bunları taçlandır, güzel olsun, işte iyi şeyler dua ederim. Bir ayetel kürsi falan okurum yani. Ama böyle o dönem şey dediğimi hatırlıyorum, yani annemden ve ailemden, herkesten böyle bir uzak kalma isteğim oldu. Çok zordu benim için o süreç, ağırdı. Benim için ağır bir durumdu. Ve oğluma da, aileme de hiçbir şey hissettirmemeye çalıştığım bir dönemdi. Kendi içimde de bir değişimdi bu. Yolda arabamı kullanıyorum, bindim arabama. Şeye koymadım, otoparka koymamıştım, dışarıya koydum. Çünkü geniş bir alanlı bir yerde otoparka koymamıştım. Arabama bindim, yolda gidiyorum. Yolda giderken böyle işte dualarımı falan okumaya çalışıyorum. Yarım kaldı böyle her şey. Ve yolda böyle giderken böyle bir arabada bir tuhaflık oldu. Araba durmadı. Yani arabanın ben frenine bastığımı hatırlıyorum. Ve önümdeki arabalar birilerine zarar vermek istemediğim için arabayı böyle sağa doğru kırmaya çalıştım. Araba sola gitti. Yani sağa kırıyorum, arabanın hızı almıyordu. Sola gitti. Röfişleri tırr diye çarptı. Ve ondan sonra durmadığını ve her şeyin bittiğini ben anladım orada. Ve şey dedim, Allah yaptım, Allah dedim. Ve kafamı sağ tarafa çevirdiğinde sağ tarafta arabanın içinde bir ışık uzmesinin girdiğini gördüm. Ben iki ağaç devirmişim. Özür dilerim onları köklerinden kopardığım için ve bir direk devirmişim. Ama içeri bir ışık uzmesi girdi. İşte o çok güzel bir andı. Kocaman kanatları olan bir melek içeri girdi. Mavinin bütün tonları vardı. Böyle kocamandı gözleri. Derin okyanus mavisiydi. Sonsuz bir denizdi o. Ve sonsuz bir sevgi. Sonsuz bir şefkat. Ben bir çocuk doğurdum. Çocuk sevgisinin ne olduğunu bilirim ama o sevgi bir okyanusta damla. Ama o sevginin kendi, o gittiğim o sevgi bir okyanus. Ve orada yer çekimi yok. İçeri girdi, gözlerime baktı. Masmavi, böyle bir kanadı sanki 2,5 metre, bir kanadı, sonsuz bir şey o. Böyle beni içine aldı. Ve ben arabanın içinde şu elimin dışarıda kaldığını hatırlıyorum ve beni yukarı doğru kaldırdığını hatırlıyorum. Elimin dışarıda kaldığını orada hatırlıyorum ama kanatlarının tek dışında o kalmıştı sanki. Ve benim o cam kırıklarından ve oradan tek izim bu elimde. Başka da bir cam kırığı izim yok. Ve yukarı doğru çıktığımı hatırlıyorum. O göğe yükseldiğim an, Allah'ım yani o kadar büyük bir sevgi ki, o kadar tasasız ki ve o kadar mutlu ki gökyüzüne doğru çıktım ve böyle ayakta bulutların üstünde yürüdüğümü hatırlıyorum ama yürümek değil o. O yürümek değil, o konuşmak değil, o bambaşka bir şey. Şöyle aşağı doğru baktım. Yani arabamın taklalarını gördüm, her şeyi gördüm ama kocaman bir gülümse, bir film şeridi yok ve oraya gitmek istiyorsunuz, oraya değil. Yani dünyaya gelmek istemiyorsunuz ve ben oraya doğru böyle yürürken, oraya doğru giderken böyle meleğin arkamda olduğunu hatırlıyorum ve şey dedim, hani kim, nesin gibi ve dedi ki Mikail'im yani ve ya bir savaşmaktı, bir şeydi ama savaşın içinde sevgi vardı, yani başka bir şeydi o ve surlarına doğru, o cennetin tam böyle önüne doğru geldiğimi hatırlıyorum. Işık yağıyordu böyle. Işıklar yağıyordu. Her yerden ışıklar yağıyordu. Ve ben o içeriği görüyordum. Ve oradan girerken şey dedim. Çok güzel burası dedim. Ve oraya girmek istedim ama gerçekten orada böyle kaldım. Yani oraya gitmeyi çok istemiştim ve çok güzel bir yerdi. Açıkçası hiç de geri dönmek istemedim. Çünkü oradaki o sonsuz sevgiyi bana hiçbir şey yaşatamaz. Allah'tan başka. Ve içeriye doğru tam girdiğimde durdurdu beni. Hiçbir söz yoktu ama o vadideki ve o yerdeki ışıklar
kelebekler oradaki her şey bu dünyaya ait değildi, onu biliyorum. Ve oradan girerken böyle geriye doğru beni saldı ve şey dedi, görevin bitmedi dedi. Anlamadım görevin bitmedi derken ne olduğunu ve sanki bir kuş tüyü gibi bedenime böyle düştüğümü hatırlıyorum. Ve içine girdiğimi hatırlıyorum. Bedenimin içine girdiğim anı hatırlıyorum, yani böyle içine girdim. Ruhumun tamamen böyle diye içine oturduğunu hatırlıyorum. Ve girdiğim anda omurumda çok büyük bir acı vardı. Ve çok acım vardı, yani çok acım vardı o anda. Yüzüme birisi vuruyordu. Gözümü açtım ve şey dedi, hocam hocam diyordu. Hocam hocam derken şey dedim, siz benim öğretmen olduğumu nereden biliyorsunuz dedim. Her yere tutanaklarınız dağılmış dedi. Öğretmenim ne olur dedi, sen bir mucizesin. Bir adam vardı orada, yaşlı bir adam daha vardı. Eğer beni görürlerse bana ulaşsınlar. Ben haklarını da helal etsinler. Ve Bismillah diye arabayı ters çevirdiklerini hatırlıyorum. Ben takla direği koparıp, arabam direğe devrilip takla atmıştım geriye doğru ve yolun karşı tarafına düşmüştüm. Onların dedikleri bu. Ve beni şöyle bir şey söyledi adam, sen bir Allah'ın mucizesisin dedi, yaşaman şey dedi, seni Allah bağışladı diye bağırıyordu ve şey dedim, arka tarafta telefonum, şifresini söyledim ve dedim ki arada ve sakın beni arabadan çıkarmayın, benim dedim omuriliğim kırıldı galiba dedim. Lütfen dedim kafamı dedim sabitleyin ve beni sakın çıkarmayın buradan, yürüyemem dedim, sakın çıkarmayın beni dedim. Ve eşimi arayın dedim. Eşimi aradıklarında şey demiş, Saadet telefonumdan kimseyi aratmaz, herhalde öldü demiş. Ya 5 dakikada mı kaç dakikada oraya geldiyse gelmiş. Ben onu bekledim, yani onun gelmesini bekledim. Onun gibi sakın beni bırakma dedim. Geldi işte, kan falan akıyormuş yüzümden. Ve geldiğinde şey dedi bana, senin bir şey olmaz sana dedi bana. Şey dedim ona, eğer dedim bana bir şey olursa dedim, iyi bir insan hayatına sok ki çocuğum dedim şey çekmesin. Ondan sonra hani sevgi dolu bir ortamda yine büyüsün. Sonra da döndüm dedim ki eğer ölürsem sakın çocukları bırakmayın dedim. O çocuklar dedim bırakılmamalı ve bir ambulans geldi. Köydeki çocuklardan bahsediyorsun. Evet, beni ambulansa aldılar. Ambulansa aldıklarında Işık diye bir kadın vardı. Adı Işık'tı ambulanstaki. Adını sordum. Dedim ki lütfen çocukları bırakmayın. Hatırlıyorum oraya kadar, sonra bilincim gitti. Ve hatırlamıyorum gerisini. Ve şeydi, beni bir hastaneye götürmüşler. Zaten herkes duymuş o arada. Ve kız kardeşim, herkes geldi. Gelmiş. Fakat şöyle bir şey söyledi annem. Gözlerin yemyeşildi. Benim gözlerim kahverengi. Gözlerin yemyeşildi ve ben bunları bilmiyorum. Ve sadece işte ya Cappar, ya Muktedir, ya Fettah, ya Rezzak, ya Allah, devamlı bunları söylüyormuşum. Ve devamlı bunları söylüyormuşum ve çığlık atıyormuşum. Çok omurumun kırıldığını, beton dökülmesi gerektiğini, kemiklerimin kırıldığını, pelvisimin kırıldığını falan anlatmışlar. Omurumun kırığının birbirine bir hayat ağacı gibi tutunduğunu ve koptuğu anda L1'de felç kalacağım gibi bir muhabbet dönmüş. Bir şeyler söylüyor. Bunları hatırlamıyorum ve beni sonra başka bir çok kıymetli bir Erhan Hoca var. O hastaneye göndermişler. Amcamın yanında işte bir profesör, onu anmak istiyorum, Serkan abi. Herkes böyle harekete geçmiş ve beni oraya götürmüşler. Ben hatırlamıyorum, yani o aralığı hatırlamıyorum ama şunu biliyorum. Çok sonsuzdu ve çok mutluydu. Evet, aylarca yatakta yattım. Ne kadar? 4-5 ay yattım herhalde. Yoğun bakımda kaldım. Yoğun bakımda yok. Yoğun bakımdan sonra çıkarıp hasta yatağında yatmalı dediler. Ve ben kendi evime değil, annemle babamın evine gittim. Zor bir süreçti. Ama ben mutluydum. Çünkü şöyle dediler, işte ruh sağlığı bozulabilir falan, ilaç kullanması lazım. Hiç ihtiyaç duymadım. Çünkü şey dedim, ya o kadar güzeldi ki. Herkese şey dedim, yani ben öyle bir yere gittim ki. Çok enerjim doldu. Her böyle ya böyle rüyalarımda falan inanılmaz bir huzurdu o. Hep huzurlu şeyler. Yattım ama yatmadım.
yağmurun kokusu, toprağın kokusu, huzurun kokusu. Benim bütün duyularım açılmıştı ve benim dinlenmem lazımdı galiba. O dinlenmek bana çok iyi geldi ve ben o dinlenme döneminde güvende olduğumu hissettim. Yani bu korku değil, korku diye bir şey yok. Çok keyifli bir yolculuktu o benim için ve galiba buna da ihtiyacım vardı. Ailemle, herkesle böyle akın akın insanlar geldi. Yani evime gelen misafirin haddi hesabı yok. En son annem benim biraz rahatına düşkün bir kadındır. Şöyle, ah çocuğum dedi, gerçekten dedi, sana bakmaktan değil ama geleninden gideninden yoruldum. Ay ne çok sevenin varmış, sen de bu çenede bol dedi. Çok böyle şeydi, yani keyifliydi benim için o nekahat dönemi. Ama sonra çocuğum işte aradı, tam böyle ayağa kalktım, bana yeni bir araba aldılar falan ailem. Şimdi burada Yücel Başkan giriyor devreye. Şimdi siz sadece çocuklara yoksulluğumdan etkilenip yardım edeyim derken tam da bu kaza sebebiyle kendinizi olayların göbeğinde vuruyorsunuz. Bana göre hani kader ağlarını örüyor. Erhan Hocam, herhalde siz dersiniz ki ruhsal sistem yakasını tuttu, bırakmıyor. Yaşam planı organize edilmiş, düzenlenmiş, planlanmış, yazılmış, çizilmiş. Onları burada realize ediyorlardı sadece. Ne oldu? Niye bu kaza ya, sizi bu işin içine soktu? Şöyle, kaza olmasaydı, hukuk sistemimiz yolunda gitseydi, bugün ne Saadet Hoca'yla bizim o şeyimiz devam edecekti, ne de UCİM gibi bir örgüt kurulacaktı. Şimdi kazayla birlikte bu şahsın bırakılması, tutuksuz yargılanmak üzere, Saadet Hoca'nın beni arayıp başkanım çocuklar bana mektup yazmışlar, hani sen bize söz vermiştin, biz bu adam bir daha görmeyecektik, bak bize mektup yazmış köye, gelip köyün ortasına mangal yakacakmış ve kendisine inanmayanlardan tek tek hesap soracakmış. Evden çıkamaz hale geldik. Başkanım, benim kalkmam lazım, o adamı tekrar tutuklatmam lazım. Şimdi bir insan bunu söylediği zaman siz, tamam ne yapayım canım, benim görevim mi artık? Ben bundan sonrası işte yapacağımı yaptım, senin de yolun açık olsun diyemiyor. Ya, diyemedim yani. Tamam hocam, peki dedim. Nasıl istiyorsan öyle yap, ben senin yanındayım dedi. Ve o mahkeme süreci kalktı hocam tekrar. Bir şey başlattık ki tabii Saadet öğretmen o mücadeleyi tek başına yapıyordu önce. İşte mahkeme salonlarına tek başına gidiyordu. Henüz duyulmamış, insanların şeyi yok. Fakat sonra bir köşe yazısı, önemli bir ada, ismini de söyleyelim, Ayşe Arman, çünkü yaptığını unutamayız. Köşesinde Saadet öğretmen bir gün beni aradı, dedi ki işte Ayşe Arman bana ulaştı. Diyor ki ben bunu yazmak istiyorum. Hatta senin ismini S.Ö. diye yazabilir miyim? Saadet öğretmen de demiş ki S.Ö. diye yazmayın lütfen. Saadet Özkan diye yazın. Gerekirse resmimi de koyun. Biz utanılacak bir şey yapmıyoruz diye. Ve bunun üzerine Ayşe Hanım İstanbul'a çağırdı. Saadet öğretmen çok güzel bir köşe yazısı yazdı ve Türkiye birdenbire irkildi. Yani o yaştaki çocukların bir eğitimci tarafından istismar edilmesini Türkiye hakikaten şokla karşıladı herkes. Ve ondan sonra tabii sivil toplum örgütleri, halk, herkeste büyük bir yoğun, barolar, hepsine buradan tek tek teşekkür ediyoruz. Ben de Mersin Barosu'nu beraberimde aldım, götürdüm. Elimden geldikçe o zaman İzmir'deki dostlarımızı, arkadaşlarımızı, siyasi bağlantıda olduğumuz insanları aradık. İşte o süreçte Saadet öğretmenin ne kadar yanında olabilirsek olduk ama 3,5 sene sürdü bu dava hakikaten. Sonra gittik, eşiyle tanıştık. Hatta ilk gidişimiz, net hatırlamaya çalışıyorum, tutuklandığı mahkeme miydi tekrar? Tutuklandı. Evet. Tutuklandı. Tekrar tutuklandı. O zaman işte çok değerli Başak Şengül'ün şeyleriyle CNN haber yaptı falan derken Türkiye çocuk istismarı gerçeğiyle bir kez bir yüzleşti. Yüzleşti ve bu yolculuk aslında ben bütün bu yaşadıklarımıza bakınca rüyada dahil. Sonra Saadet öğretmenle bu yolu yürüdüğüm zaman yaşadığım şeyler.
şunu gösterdi. Dünyanın böyle bir mücadeleye, böyle bir örgütlenmeye ihtiyacı var. Yüzyıllardır çocuklar istismara uğruyor. Fakat ne yazık ki kimsenin dikkati fazla dikkatini çekememişler. Bu olay neden kimsenin dikkatini çekememiş? Sosyolojik olarak buna çok iyi incelemek lazım. Niye aile içinde bu kadar çok olmuş? Neden oluyor? Neden en yakınlar bu acıları çektiriyor çocuklara? Çünkü bizim yaşadığımız bu 5 yıllık süreç örgütlendikten sonra çok iyi kadroların sahibi olduk. Çok iyi gençlerimiz bizimle mücadele ediyor. Bilim adamlarımız var içimizde. Her meslekten insan var. Herkesin koyduğumuz şey şu oldu. Evet, çocuklarımız %90 aile içerisinde ve çok yakınlarından, işte spor hocasından, eğitimcisinden, din görevlisinden, müzik hocasından, yani çocuklara ulaşabilen insanlardan hep, işte öz anne, öz baba, hatta çok özür diliyorum, çok, ben hatta Allah bütün erkeklere anne yüreği versin diyordum. Ne yazık ki bazı anneler tarafından istismara uğruyor çocuklar. Birçok sebepten dolayı anneler görmemezlikten geliyor istismarları. Bunun ekonomik boyutları var, sosyolojik boyutları var, feodal yapı durumları var, bölgelere göre değişen durumlar var ama en nihayetinde böyle bir mücadelenin, ateşinin Türkiye'den, Anadolu topraklarından doğması bizim için çok gurur verici bir şey. Keşke olmayaydı tabii. Bu başka bir şey ama böyle bir gerçek var. Dünyanın bütün coğrafyalarında çocuklarımız istismara uğruyor. Ve bu mücadeleyi ciddi anlamda çok büyük kapsamlı yapan da UCİM denilen bir dernek var. Ve bu UCİM'i de kurmak bize nasip oldu. Ben bunu ömrümün artık biz de yavaş yavaş öbür dünyaya gideceğiz. Yavaş yavaş adımlarımızı atıyoruz. Ben Allah bana her şeyi verdi. Hiç kimse bana zarar veremedi. Ama bana bir hediye gibi kabul ediyorum bu mücadeleyi. Allah bana dedi al işte. Yani senin iyi bir şey oldu ya. Çok iyi bir şey oldu. İki tane büyük vazifeniz var. Birisi bu önemli konuyu hem Türkiye gündemine hem dünya gündemine getirmek, dikkatleri çekmek bu konuya. Hem de bir birleştiricilik vazifeniz var aslında. Bir araya getirme görevi. O çok önemli bir görevdir. Biz her konuda Anadolu'da insanlar bir araya gelsin. Bir gücümüzün farkında olalım istiyoruz. Ruhsal anlamda, her anlamda. O kadar güçlü bir toplum ki burası. O kadar muazzam insanlar yaşıyor ki bu karanlık insanların yanında. Onları bir kenara bırakıyorum. Ama o kadar muhteşem insanlar yaşıyor ki bu topraklarda. Bu birleştiricilik vazifesini yapacak olan insanların artık sizler gibi ortaya çıkıp fonksiyonlarını yerine getirmesi lazım yavaş yavaş. Siz büyük bir cesaretle çıktınız ortaya. Elinizi taşın altına soktunuz. Hayatınızı riske attınız. Ama ne kadar büyük bir himaye, ne kadar büyük bir ilahi korunma altındasınız. İşte olayda gördük. O trafik kazası olayında. Zaten hep başından beri, çocukluğunuzdan beri varmış. Yücel Bey'in sizin yanınıza destek olarak gelmesi. Bunlar hiçbir tesadüfi işler değil. O kaza sırasında bir ruhsal himayenin, bir ruhsal enerjinin aşağıya nasıl indiğini gördük. Nasıl sizi sarıp sarmaladıklarını, nasıl orada izole ettiklerini ve ondan sonra şuurunuzu bedeninizden ayırıp bedeninizi olabileceği kadar, yani yaşam planınıza uygun şekilde korumaya aldıklarını, bedenin hayati fonksiyonlarının sona ermeden sizi belli bir yola sevk etmek üzere, hastanede belli bir süre kalışınıza da sağlamak üzere bir ayarlama yaptıklarını görüyoruz. O da plan dahilinde. Hiçbir şey de olmayabilirdi size ama olmak durumundaydı. Orada aldılar, şuursal olarak çektiler bir ruhsal sahaya. Rehberlik sisteminin oluşturduğu bir sahanın içerisinde, o muhteşem cennet imajları içerisinde büyük bir ruhsal deneyim yaşattılar.
Ama işte orada rehberlik sistemi aşağıya nasıl indi, nasıl izole etti, nasıl korudu sizi, muhteşem bir şey, onu gördük. Benim ağzımdan aldığınız o sırada lafı, aynı şeyi söyleyecektim, dedi ki ben boşun olmadı o hastanede yatışım, dinlenmem gerekiyor dedi. Hakikaten aynı yorumu yapacaktım ben. Ama Saadet Hocam söyledi onu. Hocam bir de çok özür diliyorum. Yani, rica ederim. Ucim aslında çok örneği olmayan bir iyilik hareketi. Kesinlikle. Neden çok örneği yok? Bana gösterirseniz de çok mutlu olurum. Belki atlamışımdır. Tüm dünya görüşlerinin bir arada olduğu, tüm kimliklerin, inançların bir çatı altında olduğu. İşte birleştiricilik olduğu. Vazifesi burada. Evet, muazzam yani şey. Bu bize çok başka bir gurur veriyor, tad veriyor. Yani bütün o insanların sadece çocuklar için mücadele etmesi. Evet, yani bir toplumsal gücü harekete geçiriyorsunuz. Bakın avukatlarıyla, öğretmenleriyle, iş adamlarıyla, gençleriyle. Biz yayından önce konuştuk Saadet Hocam'la. Gençler de lise öğrencisi, üniversite öğrencisi 10 lira veriyor, 20 lira yardım ediyor. Katkıda bulunuyor. Müthiş bir şey bu. Evet. İşte birlik duygusu, birlik ruhu burada. Bizim için kötülük düşünenler var mı? Var. Yani bunu buradan da söyleyeyim. Vallahi hiç ciddiye almıyoruz ya. Almayın. Emin olun. Yani almayın. Ben söylenen kelimeleri, söylenen sözleri, uğraşları, tehditleri ciddi söylüyorum. Hiç ciddiye almıyorum. Hiç önemi yok. Çünkü öyle bir noktaya da geldik ki artık. Bundan sonra Saadet Öğretmen'le Yücel Ceylan olmasa da öyle bir şey oldu ki artık Türkiye'de. Tabii siz o ateşi yaktınız. Büyük bir uyanış var. Şimdi ben taksiye biniyorum, şoföre diyorum, şoför tabii İstanbul özellikle 45 dakika en yakın yer. Şoför canı sıkılıyor, dönüyor, abi ne iş yapıyorsun diyor, söylüyorum. Sonra diyorum dur bakayım, derneği de söyleyeyim, ne söyleyecek. Bir de böyle bir derneğimiz var diyorum, abi diyor babana bile güvenmeyeceksin çocuğunu. Şimdi bakın, aslında ülke nereden nereye geldi? Ülkede ya bir öğretmen mi mümkün değil kardeşim, öğretmen yapmaz, baba mı baba yapmaz denilen noktada artık çocuklarımızı kimseye güvenemeyiz diyecek noktaya geldi. Bu bir halkın aslında uyanışı, bilinçlenmesidir. Bizim yoksa mücadelemiz, bugün biz 3000 civarında davayla uğraşıyoruz. İşte 3000'e yakın avukatımız var. Herkes mücadele ediyor ama bugün istismar dosyaları çok fazla. Bizimki aslında gerçekten denizde bir damla gibi bu mücadelenin sayısal olarak. Ama yarattığı algı o kadar çok büyük ki bu algı her tarafa yayıldı. Çocuklarımızın durumunu artık herkes öğrendi. Ve ben, herkes bana soruyor bu mücadeleyi kazanacak mıyız, bitecek mi? Ben inanın söylüyorum, bunu ben bile göreceğim. Biz kazanıyoruz aslında. Siz çoktan kazandınız bile. Yani halk olarak ben çocukların istismar edilmeyeceği günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum. Çok yakın olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir gençlik geliyor. Bu gençlik hem bizimle mücadele ediyor, hem bilinçleniyor, hem de etrafını aydınlatıyor. Ve bundan sonra o kutsal aile kavramı dediğimiz aslında çok uzun yıllardır, yüzyıllardır dibi çürümüş o kutsal aile kavramı daha sağlıklı aile kavramlarına dönüşüyor. Daha bilinçli evliliklere, daha bilinçli ebeveyn olmalar başladı. Çocuklarını koruyorlar, bilinçli çocuk yapıyorlar. Ve bakabilecekleri, o çocuk çok değerli çocuklar büyütmeye başladı aileler. Ve buna bizim de katkımız olduğu için hakikaten yani sizler de gurur duymalısınız. Bugün UCİM'deki gençlerde bireysel mücadele eden arkadaşlarımız var. Çocuklarımız için. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Onlar da herkes gurur duymalı. Türkiye buradan ben yine söylüyorum. Avrupa'da dahil birçok ülkeden çok daha önce çocuk istismarını önleyecek. Ben buna inanıyorum. De yürekten katılıyorum. Ne kadar güzel ifade ettiniz. Vazife içinde vazife var aslında. Bir görünür vazife var ortada. Onun içinde o kadar çok şey var ki. Şimdi dünyevi tarafı var, ruhsal tarafı var, pozitif değerlerin yayılması var, farkındalık var, sevgi var, birlik var. Muazzam bir şey. İki bir araya gelmişsiniz bu vazifede. Bize de nasip oldu, vesile olduk.
tanık olmak değil mi? Bu kadar yakından. İlkay ilk bahsettiğinde hakikaten ben de çok heyecanlandım. Çok, hem konu çok önemli, hem birbirinizle tanışmanız, yaptığınız vazife, sonra Saadet Öğretmen'in yaşadığı deneyimler, hepsi birbiriyle o kadar çok örtüşüyor ki. Dünyevi görünen şeylerin arkasında muazzam bir ruhsal organizasyonun olduğunu ve yardımların hep yağmur gibi buraya yağdığını görüyoruz. Bunu görebilmek lazım. Umutsuz olmamak lazım hiçbir konuda. Her umut asla eksildiğinde aslında hocam bir mucize oluyor. Elbette. Yani ben bunu görüyorum artık, hani bu mücadeleye girdiğimizden beri her görünmezliğin, her önümüze çıkan setin arkasından muazzam bir bir mucizevi güzel bir yol çıkıyor ortaya. Yani o kadar böyle net ki, hani daha derneği kurmadan önce olanlar, görünür kılmak istediğimizde dillendirdiğimiz durumların olması çok etkili. Mesela daha derneği kurmamıştık. Evet, bir trafik kazam oldu. Üstüne Ayşe Armağan yazdı. Evet, üstüne Başak Şengül o işte yayını akşam yaparken Türkiye ayağa kalktı o yayından sonra. Yani sesin de, söylemlerimizin de, oradaki umudun da bir enerjisi var. Ve o enerji yayıldı birbirimize. Bunu sanki birbirimize parçalarımızı gönderdik. Hepimizin aslında birbiriyle bir tanışıklığı var. Ve o parçacıklar birbirini buluyor. Yani muazzam tabii, muazzam bir organizasyon. Başak Hanım da enstitü öğrencisidir. Öyle mi? Tabii. Yani o bu konulara da çok yakındır. Çok şeydi. Evet. Hatta şöyle, daha derneği kurmamıştık, koşturuyorduk. Ve o süreçte evi, tabii güvenlik nedeniyle evi değiştirdi eşim. Yani evi, başka bir ev aldık biz. Daha dernek yoktu. 2017'de kurduk. 16-15, tabii 15, 2015 gibi biz bir yeni bir ev aldık. Bahçe katı, tabii benim durumumdan dolayı daha güvenli bir sitede ev aldık. Karar verdik böyle bir ev alalım diye. O eve geçince işte evde oturuyoruz. Oğlum o dönem tabii daha ortaokulda. Hep birlikte oturuyoruz. Görünmüyor ya çocuklar. Hiç kimse görmek istemiyor. Böyle her şey önümüze engel. Will Smith'in filmini izliyorduk evde. Ve o filmi izlerken dedim ben. Ya dedim, hani bir Amerikan beyzboluyla ilgilenen böyle bir bilim insanının hayatıydı bu. Filmi izlerken dedim ben Amerika'dan, Beyaz Saray'dan davet edilip ödül alacağım dedim. Hiç gündemde yok değil mi? Rüya müya da yok yani, direkt dedim. Tamamen sezgisel. Tabii. Ben dedim Amerika'dan ödül alacağım. Çocukları görmeyen herkes görecek dedim. Amerika'dan ödül alacağım dedim. Ondan sonra dedi, baba annem artık tamam da yani bu sefer uçtu dedi. Yok dedim, bilmiyorum, böyle güldüm ben. Bizimkilere görürsünüz bak falan yaptım. Ve birkaç ay sonra işte beni barodan aradı Nuriye Hanım. Ya Saadet dedi, sana dedi ulaşmaya çalışıyorlarmış. Hiçbir yerde telefonum falan da yokmuş. İşte Amerikalı diplomatlar seninle tanışmak istemiş. CNN'de de seni görmüşler. Seninle tanışmak istiyorlarmış. Olur, hay hay tanışalım falan yaptım. İzmir'de işte görüştük, bir otel lobisinde oturduk, sohbet ettik falan, fotoğraf çekildik. Benim eşim tabii biraz dedi, ya dedi işte dedi bu Amerikalılar, gel bak dikkat et falan. Tabii Türkiye'de böyle bir şey, o da böyle biraz korkar o konulardan. Dikkat et falan, ya dedim herkes insan. İyi insanlar her yerde. Ben olaya böyle bakarım. Dünyada iyiler var, bir de kötüler var. Artık bana bunu gösterdi zaten. Bu işin ne partisi var, ne osu var, ne busu var. Bu işte iyiler ve kötüler var. Sonra Büyükelçi sizle görüşmek istiyor dediler. Onlar da geldi. Böyle gayet dünyada böyle spiritüel falan sohbet ettik yani. Böyle bir sohbet oldu. Sonra sizi finalist göstereceğiz, aday göstereceğiz. Amerika falan muhabbeti oldu. Ve dedi ki hani size dedi, hani biz dünyadaki birçok böyle insanlık için mücadele eden kadınların olduğu bir final şeyi var. Dedim ki ben, güzellik yarışması mı bu, ne ya? Hani bizde pek böyle şeyler olmaz. Dedi ki öyle değil. Yani her kadının öyküsünü gönderiyoruz ve kongrede binlerce kadın içinden seçiliyor. İşte 12 kadın seçiliyor dedi. Tabii bütün dünyadan. Bütün dünyadan. Tamam dedim, olur öykümü ve işte bana böyle sorular sordular falan. İşte sorularda var hani dünya geliş şeyi. Ben de hani dünya daha iyi bir yer olabilir falan böyle sözler ettim. Ve sonra bir işte telefon geldi. Ya Cesur Kadın'la siz
kabul, hani ülkemize sizi davet etmek istiyoruz dediler. Ve ülkemden yani hiç kimseden de o desteği almadığım için ben tamam gideceğim dedim ben. Ve şey dediler hani ne yapıyorsun falan. Ben dedim gideceğim. Hatta sizle de konuşmuştuk. İşte ailemle konuştum, sevdiklerimle konuştum. Çocukların dedim sesi duyulsun. Bu ülkemi şikayet etmeye gitmiyorum ben. Ben çocuklara, çocukların kahraman olduğunu ve bir şeyi değiştireceğimizi anlatmak için gidiyorum oraya dedim. Ve gittim. Yani o yolculuğa gittim. O da bir ayrı bir yolculuk oldu. İnanılmaz yani Türkiye'de kapıların kapandığı bir yerde yani ilahi sistem Allah öyle bir şey açıyor ki uluslararası cesur kadınlar ödülünü Amerikan başkanının eşinin elinden alıyorsun. Evet. Yani inanılmaz bir şey değil mi bu? Çok gerçekten. Ve bir de şu var. Ya ben 9 yıl yaşadım diplomatik görevle Amerika'da. Çocuk istismarı inanılmaz derecede yaygındır Amerika'da. Yani bu konuda Türkiye onlara göre çok daha masum gerçekten. Orada da özellikle küçük yerlerde iç taraflara doğru gidildikçe Amerika'nın içlerinde daha da artar. Orada da saklanır bunlar. Ve UCİM gibi bir organizasyon gerçekten yok Amerika'da. Bakımdan da gurur duyabilirsiniz inanın. UCİM gibi böyle bu kadar organize olmuş, bu kadar geniş kapsamda, bu kadar geniş bir skala içerisinde çalışan bir kuruluş yok. Daha yerel kuruluşlar, destek grupları vesaire bunlar var. UCİM o anlamda hakikaten gurur kaynağımız. Erhan Hocam zaten oraya gittiğimde hep ilham veriyorsunuz. İşte ama gittiğimde birçok derneğin şeyi vardı. Yani STK, o giden kadınların hepsinin bir STK'sı vardı. Bizim bir STK'mız yoktu. Daha UCİM'i kurmamıştık. İlgimi çekti yani şeyi de sordum hep. Beni nasıl bulduğunuzu hep sorguladım. Yani beni nasıl bulduğunuzu hep sorguladım. Bir tarafım hep aslında bunu sorguladı. Ama insan şöyle bir his var içimde. Yani benim sezgilerim de böyle. Bence hani biz fizik kısmındayız ama onlar metafiziği de fizik gibi kullanıyorlar. Yani bence doğru. Harekete geçiren, toplumları harekete geçiren ne varsa bence bu konuda çok iyi dataları olduğunu düşünüyorum. Bunu misyonları aracılığıyla, yurt dışındaki misyonlar aracılığıyla takip ediyorlar Amerikalılar. Bunu gayet iyi biliyoruz. Hocam, aslında bugün çok değerli STK'larımız var. Kadına şiddetle mücadele ediyorlar. Bir sürü STK, işçi hakları var, hepsi var. Yani tabii çok yol aldık ben, o konuda. Evet, ben şunu gördüm. Mücadeleye çok aşağıdan başlamak lazım. Yani sağlıklı çocuklar yetiştiremezsek eğer, kadına şiddeti de önlememiz imkansız. Herkes yasalara bağlıyor ama biz çocuk istismarı konusunda da yani çok ağır ceza verdik. 626 yıl aldırdık Antalya'da. 183 yıl aldırdık Tarsus'ta. Çocuk istismarı bitti mi? Bitmiyor. Onun için kadına şiddetle mücadeleden tutun. Aslında bütün sorunların ana kaynağı sağlıklı çocuklar yetiştiremeyişimizden kaynaklıyor. Sağlıklı birey yetişmediği zaman, kendinden sorumlu birey yetiştiği zaman ne yazık ki bir sürü sorun yaşıyoruz. Eğer bir dünyamızın güzelleşmesini istiyorlarsa ne olur? UCİM'e üye olsunlar. UCİM içerisinde mücadele etsinler. Bize destek olsunlar bu konuda. Gerçekten dünyayı güzelleştirebiliriz. Yani bizim yaktığımız bu ateş bütün dünyaya yayılabilir. Bütün dünyaya yayılabilir. Şu an bile bizden şube isteyenler oluyor. İşte Fransa'dan arıyorlar. Burada böyle bir şey yok. Almanya'dan arıyorlar. Ne olur böyle bir şey yok. Burada da şubeniz olsun. Çünkü her yerde var bu istismar. Bu çocukların her yerde hunharca katledildiğini görüyoruz. Ezildiğini görüyoruz. Yıpratıldığını görüyoruz. Onun için UCİM'i diğer bir STK olarak görmesinler. Bu iyilik hareketi olarak görsünler UCİM'i. Nasıl destek olabilirler bu iyilik hareketine? Tam yeri gelmişken onu soralım size. Her birimiz ne geliyorsa elimizden hocam yapalım. Söylesin bunu. Şimdi ucim.org.tr'den üye olabilirler. ucim.org.tr'den düzenli bağışçı olabilirler. Çünkü biz bu düzenli bağışçılarla Türkiye'nin
13-14 yerinde çocuk ihmal ve istismarını önleme merkez ofislerini açtık. Ve burada ruh sağlığı uzmanı çalışanlarımız var ve onun dışında avukatlarımız da çocuklara hukuki destek veriyorlar ve ayrıca çocuklarımızı burslandırıyoruz. Sadece burslandırmanın ötesinde kalmıyoruz. Çocuklarımıza eğer bir öz baba istismarıysa ona yeniden hayat kurmaya, onun sağlığıyla, eğitimiyle ilgili yolculukta da yanında oluyoruz. Ya çocuklara ayakkabı almak, ceket almak, bunları almak kolay. Ama o çocukların ruhlarını eğer biz tedavi edemezsek ve onlara iyi gelemezsek aldığımız hiçbir şey onları mutlu etmeyecek, umutlandırmayacak ve yaşamlarında onların o yaşam orduları yıkılacak. Biz o orduları güçlendiriyoruz. Ve çocukların o mağdur, ezik, yok edilmiş kelimesini kaldırıp onlara biz kahraman çocuklar dedik. Çünkü onlar cesaretleriyle topluma ve dünyayı şifalandırıyorlar. Onları yeniden dünyalarını değiştiriyorlar. Kendi dünyaları değiştirirken başka çocukların da hayatına dokunacak o kötülüğü ortadan kaldırıyorlar. Yani biz aslında o tertemiz, o iyi ruhlarla, o dünyaya gelmiş, o gencecik o ruhlarla birlikte dünyayı daha iyi bir hale getiriyoruz. Ya bu müthiş bir umut ve müthiş bir sevgi hareketi. Yani sevgi nedir? İyiliğin karşısında belki bir vaat vardır ama sevgi, sonsuz sevginin içinde zaten her şey çok saftır ve çok temizdir ve bir şeyleri değiştirirsiniz. Ucim kocaman bir aura ve bu auranın içine gençler geliyor. Ucim bir mıknatıs. Ucim mi? O kadar büyük bir mıknatıs ki böyle bir çekiyor kendini. Topluyor. Ve o topladığı organizasyon içinde biz devamlı ağlamıyoruz. Yani evet çok acı var. Mesela Eymen bebek öldürüldü. Öldürülen bazı çocuklarımızın davalarında gerçekten zor anlar yaşıyoruz. Ama UCİM'in destekçileri şunu çok iyi biliyor. İşte o 10 TL bağış yapmış bir genç öğrencimiz var. 5 lira yapmış, 20 lira yapmış. Biz o 5 lira, 10'ları, 20 şu ülkenin ya çok zenginlerinden bize böyle bir bağış gelmiyor. Yani biz bugün her ay işte 3500, 3700 gibi bir düzenli bağışımız var. Bu düzenli bağışlarla illerin kiralarını ödüyoruz. İllerin ruh sağlığı uzmanı, çünkü onlar artık kadrolaştı. Onların maaşlarını ödüyoruz. Davalara gidiyoruz, uçak bileti alıyoruz. Oradaki gelen 50 tane gencecik üniversite öğrencisinin çayını, yemeğini ödüyoruz. Ve orada unutmasınlar, tam 16 saat nöbet tutuyor o çocuklar. Ve şunu biliyorum ki biz dünün çocuklarıyla bugünün çocuklarını kurtarıyoruz. Ve bunu ne için yapıyoruz? Daha güzel bir dünya için. O yüzden lütfen UCİM'e destek olsun insanlar. Ve biz biliyoruz ki biz dünyada çağı da birlikte değiştireceğiz. Ve hep birlikte bir gün Nobel'e, belki büyük bir Hollywood filminde hayatlarımızda dünyayı aslında değiştirip hadi sen de kalk yapacağız. Hadi sen de. Hemen düzenli bağışçı oluyorum. Eminim buradakiler öyle. Eminim kesinlikle. Şu an izleyenler öyle. Kim ne olabiliyorsa. Yalnız şunu da tarihe not düşüyorum. Hani hiçbir şey yokken demişsin ya, ben Amerika'dan ödül alacağım. Hollywood filmi mi olacak diyorsun hikaye şimdi. Yani bence hak ediyor. Aslında yurt içinde birkaç teklif var. Onu da söyleyelim, böyle bizi biraz şey yapacak ama Saadet Hocam'ın şeyi daha o Hollywood filmi diyorsa büyük. Yücel Başkan'ın bir evet. beklemek lazım. Bu sezgilerine güvenmek lazım. Bu arada Uraz Kaygılaroğlu kardeşim de dahil, Cem Yılmaz da dahil, Ezgi Mola da dahil. Tüm isim yani çok isim çok, var. Çok. Hepsi affetsin sayamadım. Hepsine çok. Sonsuz teşekkür ediyoruz her zaman. Çocuklar adına canım hep destekçi kardeşim. Oldular. Sağ olsunlar onlar da. Ne güzel yürekler. Ben de bir şey anlatayım. Biz 2 yıl önce İlkay Boralı YouTube kanalını ilk açtığımda Saadet Öğretmen'le Instagram'da bir söyleşi gerçekleştirdik. Onu YouTube'da paylaştım. Ama konu Wayfair skandalı, çocuk istismarıydı. O zaman hocam siz yoktunuz. İşlerin bu kadar ruhsal kısmında da değildim zaten. Değil mi? Ama Saadet Öğretmen telefonda böyle yani mevzu gündemi değerlendirmiştik. Telefonda bana işte bu rüyanı, deneyimlerini, aslında bu yola nasıl gidiğini böyle çok kısa ve inanılmaz verimli bir telefon konuşmasıydı. Ve sonra dedin ki, bilmiyorum hatırlıyor musun? Ya İlkay, ben bunları sana niye anlatıyorum? Yani, şu an bilmiyorum. Evet ya, pat pat gidiyor. Ama bir gün bir yerde anlatacağım demişti.
Bak o yine bize kısmetmiş Ayhan Hocam. Yani anlatmak zamanı diye demek ki ben 2 yıl sonra bir programın içinde olacakmışım ve burada sizi ağırlamak kısmet olacakmış. Ben tesadüflere inanmayı bıraktım. Ne güzel. Yani hepimizin bir şekilde tanıdığına artık inanıyorum. Bence herhalde kapatılıyoruz, yeniden açılıyor muyuz diyorum. Yani o kısımları hocam daha iyi biliyor. Çok merak ettiğim bir alan yani artık. Ama senin son bir rüyanla bitirelim evet. Bu arada. Ortak gördüğünüz bir rüya var. Önce onu sorayım. Yücel Başkan sizde de başladı mı? Yücel Başkan, sadece öğretmenden sonra rüyalar... Aslında ben bunları kaçak güreş yapar. Öyle mi? Evet, evet. Hep kaçıyor. Mesela hikayenin şu kısmını da atladınız. Ben hemen onu bir özetleyeyim. Yani kendinizi çok çabuk geçtiniz. Saadet Öğretmen yoğun bakım sürecinde o halde mücadele edemezken siz orada bayrağı devralıyorsunuz ve ya bırakamayacağım bu işi burada diyor ya, diye içinde ya buluyorsunuz şöyle, kendinize. Aslında Saadet Öğretmen'in tabii Saadet Öğretmen'in mücadelesi karşısında benim yaptıklarım çok az. Yani hiç ben, söylemediniz hemen geçtiniz yok, ben yine bir altını çizeyim. Yine geçerim çünkü ben hep söylüyorum iyilik çok göreceli bir kavram yani hepimiz şurada sorsak herkes iyidir. Kimse ben kötüyüm demez. Çünkü herkesin hayatında iyilik yaptığı bir şeyler vardır. Ama Saadet Hoca'ya ben her yerde teşekkürüm şu yüzdendir. Demin de söyledim. Topluma faydalı olmak her insana nasip olmaz. Yani topluma faydalı olmanın yolunu açtı bana. Vesile oldu. Ben de onun için onun gördüğü rüyaya sordunuz ya şimdi inanıyor musun? E tabii ki artık şimdi Saadet Hoca ne dese inanıyorum. Açık rüyasında görmüşsün. Tamamdır. Bir de ne söylese de çıkıyor. Onun tamam. için ya, gerçekten hepsi çıkıyor. Mesela dedi ki bir gün başkan bizim filmimiz yapılacak. Bir müddet sonra bir bakıyoruz arıyor bazı çok önemli yapımcılar. İşte sizin dizi filminizi yapmak istiyoruz ya da bir sinema filminizi yapmak istiyoruz. Dernek çok zora düştü bir ara. Tabii. Yüce Başkan'a bile katkı... Bir dakika dedim, bir durur musunuz dedim. Şimdi devamlı davalar geliyor ve desteklemeye çalışıyoruz ve tıkandık yani. Gerçekten çok ciddi bir mali sorun tablosu, yani sorunla karşı karşıyayız. Lütfen dedim, bekler misiniz bir hafta dedim. Beni dedim birileri arayacak ve dedim ben dedim yani derneğe çok büyük bir katkı gelecek. Hissediyorum iyi olacak falan. Ne diyeyim dede diyorsan dinleyeceğiz yani yapmayacağız. Bekleyin dedim. Sonra üstüne Aslı Kızmaz aramıştı. Ya bildiğiniz yemek programına gittik. Ve yemek programında büyük bir destek geldi. Enis işte kampanya yaptı falan. Ve biz İzmir Önleme Ofisi'ni öyle kurduk. Sonra dedi ki ya hocam ya falan. Ama rüya kısmı bak hep kaçak göreşi evet, fark ettim. Evet oraları hep geçiyor Yüce Başkan. Şimdi ben Yüce Başkan'la Ankara'ya bazı illerde işte konuşmalara falan gittim. TEDx'lerde falan da konuştum. Gittiğimde bir keresinde otelde ya uyuyorum ben kötü rüya görmem. Yani kabus mabus yok bende. Bir gün rüyamda böyle bir şey geldi. Böyle bir kadın figürü gördüm. Tepeme böyle şey yaptı. Uykumda dedim ki sen bana bir şey yapamazsın. Yani yürü git falan oldum. Yani böyle bir bana ait bir şey olmadığını, bana ait bir rüya olmadığını ben anladım bunun. Ya çok ilginçti. Rüyamı bayağı şey yapabiliyorum yani. Müdahale edebiliyorsun. Bayağı koyuyorsun. Ona da müdahale ettim. Sonra kalktım işte sabah işte 9:30 civarı kahvaltıya iniyorum. Mesela bir şey varsa işte hadi şu saatte ekibe diyoruz ki buluşalım. Herkes o saatte orada buluşuyor. Yüce Başkan indi falan dedim ya başkanım dedim ya böyle senin dedim rüyamda senle ilgili dedim rüyamda bir şey gördüm. Senin tepene çöküyormuş galiba bu böyle bir rüya gördüm. Döndü Yüce ben hep de öyle rüyamda görürüm o şey benim hep tepeme çöker dedim. Ben hiç, ya hocam size sorayım Allah aşkına ben çözüm. Hiç güzel rüya göremiyorum. Niye oluyor? Ben hakikaten... Görüyorsunuz ama hatırlamıyorsunuzdur bence. Hatırlamıyorsunuzdur. O şuurda kalmıyor, takılıp kalmıyor. Yani. Ve hocam? Şey yapmayın onu, çok dert etmeyin. Mutlaka görüyorsunuzdur. Hatırlamıyor herhalde. Evet, hatırlamıyor. Sonra hocam bir rüya daha gördüm. Rüyamda spiraller. Aynen. İşte o beraber ben onu da beraber. Çünkü ikinci gün aradığında ben de aynı şeyi dedim. Ya saat kadranı gibiydi gökyüzü. Hani olur ya saatin içini açarsın. Aynı öyleydi dedim ya. Ben de aynısını gördüm dedi. Aynısını da kendisi de söyledi. Ama neydi? Uzay gemisi gibiydi. Ama çok büyük gökyüzünde böyle bir şey. Uzay gemisi değildi ya. Karanlık böyle. Girdaplardı. Yani şimdi böyle acayip şöyle, bir şeydi. Hocam böyle yatıyor. Bir insan bedeni yatıyor.
Ama sanki Yüce Ağabey mi bilemiyorum ama bir insan bedeninin üstüne karanlık çökmüş. Böyle spiraller var. Gökyüzü inmiş. Spiraller var. Böyle rüyamda böyle bir baktım kanatlarım falan var. Ama bir güzelim yani. Acayip bir şeydi. Böyle girdim. Şimdi böyle de kanatsız çok. Karanlığı böyle karanlığı böyle bildiğiniz karanlığı dağıttım böyle. Ama benim neden rüyalarımda hep bir İngiltere var ben çözebilmiş değilim. Rüyamda kanatlarım çıktı ve bildiğiniz o spiralleri dağıttım. Ve bir şeyle savaştım hatırlıyorum. Elimde böyle bir kılıç. Yani böyle ama kılıç ışıklı bir şey. Müthiş böyle keyifli bir dövüş gibi bir şey oldu. Ve ben bir başka zaman dilimine düştüm ama normal insan formatında düştüm. İşte o rüyayı anlattınız zaten. Daha önceki mesele evet. Doğum lekesiyle başlayan olay İngiltere'de geçiyordu zaten değil mi? Aynen. Sonra da dedim ki işte bir yine bir davaya gideceğiz. Bir rüya gördüm falan dedim. Böyle spiraller vardı. Vallahi siz miydiniz? Ben anlamadım falan yaptım. Döndü. Nasıl yani? Ben dedi o spiralleri bugün rüyamda gördüm dedi. Ve öyle. Sonra da diyor kabus mabus görmedim dedi. Yani son 7-8 aydır o olaydan sonra çok kötü rüya görmüyorum. Ama daha öncesi sürekli hakikaten yani o kadar ki artık ben alışmışım yani. Hatta derim ya niye güzel bir rüya? Hep kendimi kötü gördüm böyle. Bir de hep perişan gördüm. Yani ruhumuza işlemiş herhalde perişanlık. Ya tabii çok sıkıntılı günler geçirmişsiniz. Birçok birikim var şuur altında. Onlar yavaş yavaş belki çözülüyor. İşte rüya şeklinde tezahür ediyor vesaire. Bunlar olabilir. Olayları biraz daha belki ruhsal bakış geliştirebilirseniz o rüyaların kıvamı da böyle hafifleyecek gibi geliyor bana. Öyle hissediyorum. Belki bu süreç içerisinde sizin de bir ruhsal yolculuğunuz başlayacak gibi geliyor. Aslında bu yaptığınız şey de bir ruhsal yolculuk. Doğru. Ama onu biraz daha yüksek bir bakışla görmek, biraz daha farklı bir perspektiften görmek ihtiyacı içerisindesiniz diye düşünüyorum, öyle hissediyorum. Bu boşuna değil. Böyle birleşik kaplar teorisi gibi birlikte çalıştıkça sizin o iş adamı bakışınız belki Saadet Hoca'ya geçecek. Ondan sonra Saadet Hoca'nın ruhsallığı size doğru geçecek. Böyle bir şey de olacak. Etkileşim de olacak gibi geliyor bana. Öyle hissediyorum. Tabii değişimler oluyor. Yani mutlaka. Ben eskisi gibi düşünmüyorum. Yani bazı şeyleri ama sizin... kabul etmek istemiyorum. Yani ben o aleme girmem diyorum hocam. Zaten yani bir aslında Başak Hanım'la İstanbul'a geldiğimiz zaman zaman bir araya geliyor. Ya oturuyorlar. Gece yarlarına kadar muhabbet bu. Ben de arada ya yapmayın etmeyin diyorum yani. Geçmiş olsun artık. O yolculuk başlamış zaten. Onun geri dönüşü yok. Zaten biz şunu kabul etmemiz lazım. Dernekte mücadele edenlerin de %90 küsürü kadın. Kadın ruhu bambaşka. Kadın çok farklı bir canlı gerçekten. Başka ruhta bir canlı. Duyarlılığıyla, her şeyle. Biz erkekler nedense öyle değiliz. Gerçekten değiliz. O yüzden de mesela böyle hassas bir konuda bile yine kadınlar mücadele ediyor. Çok az erkeğiz yanlarında duran, onlara katkı sunan. Aslında tarihe baktığımız zaman tüm önemli konularda hep kadınlar mücadele etmiş. Dünyanın güzelleşmesi için. Bizler de böyle çok az erkekler giriyor bu işin içine. Bizim de ruhumuz böyle demek ki. Neden biliyor musunuz? Ruhsuzuz. Annelik var ya annelik. Şimdi biz sevgiyi aslında bilmiyoruz dünyada. Yani gerçek sevgiyi, yüksek seviyeli bir sevgi anlayışı dünyada tam olarak yaşanmış değil. Ama ona en yakın bazı kavramları biliyoruz. O kozmik anlamda diyeceğim sevgiye en yakın olan olgu annelik duygusu dünyada. O yüzden bu konularda başı çekiyorlar. Bu işlerde ön ayak oluyorlar ve bayrağı ellerinde taşıyorlar. O sevgiyi bizden daha net, daha derin hissediyorlar çünkü. Bu bakımda ya çok en yakın önemli. Arkadaşlarıma anlatıyorum. İzliyorlar, takip ediyorlar. Ama oturuyorum, anlatıyorum. Hani bir tepki bekliyorum. Hani sadece evet ya gerçekten güzel, gerçekten iyi mücadele ediyorsunuz filan. Muhabbet bu ya. Yani arkadaşlarım yok. Yani biri de mesela şunu demiyor. Ya öyle mi? Ya ben ne yapayım kardeşim? Geleyim, şöyle edeyim, böyle edeyim. Yok, yok. Bizde yok. Ama inanın 20 kişilik kadın grubunda konuşalım. En az 10 tanesi bir bakıyorsun ikinci gün.
geliyor mücadele etmek için yok. Yani erkeklerde bizde ülkede çoğu şeyi kadınlar çözecek. Dünyayı işgal etmişiz. Bunu kabul etmemiz lazım. Kadınlar bayrağı devralacak. Birçok sıkıntıları onlar çözecek ve yani sokağa çıkılması gereken yerde de onlar çıkacak. Saadet Öğretmen'in de bir rüyasıyla bitirelim. Son dönemde gördüğüm bir rüyayla. Senin rüyaların artık hep ya Yücel Başkan bile tamam artık Saadet Öğretmen ne gördüyse o diyor ya. Vallahi bu rüyayla herkes dinlesin isterim. Son iyi ruh kalana kadar. Çok zor bir dönemdi benim için o Eymen davası. Ben Eymen'de tükendiğimi hissettim. Çünkü Eymen davasında davanın peşini bir türlü bırakamadım. Çocuğun su yutarken boğularak öldüğünü söylemelerine rağmen orada bir işkence de vardı. İşkence yaptılar öldü ama bir cinsel istismar olduğunu biliyordum. Yani bundan emindim ve hissediyordum aslında. Ve bizim avukatlarımızla orada avukat Yeşim, işte avukat Candan gerçekten arkadaşlarımız İzmir'de beyanlarını verdiler. Bir kemer altında, İzmir kemer altında biliriz, bir kemer altında açılacak telefon için biz 2 sene bekleyip itirazlarımızı yaptık ve ben müteşekkirim, jandarma kriminal o telefonu açtı. Ve jandarma kriminal o telefonu açtığında ben çocuğun korkunç görüntülerini gördüm. Çocuğun derilerini yüzmüşlerdi. Ve kendi annesi çocuğuyla cinsel bir şeye girmişti. Çocuğu da o da istismar etmişti ve orada şunu gördüm. Aslında kötülük çocuklara bunu yapabilmek için de çocuk dünyaya getiriyor ve Eymen dünyaya bir şey anlattı aslında ve bana da bir şey anlattı. Ama orada bir fotoğraf görmüştüm. Gerçekten bedeninde sağlam yer yoktu ve bedeni orada... Kaç yaşındaydı Eymen? Çok küçüktü. 4 daha. Yani orada bedeni oradaydı ama gülümsüyordu ve ruhu orada değildi. Onu gördüm ben. İşte bir yerimde bu ama evde bir gün şeydi. Yani dedim ki Allah'ım çok zordayım. Yani ben gerçekten çok zordayım. Ve o gece bir rüya, böyle bildiğiniz bir şelale akıyor. Ve ben şelaleye doğru yürüdüm ve şelalenin içinden bir zaman şeyin içinde bir gökyüzüne doğru çıktım. Kocaman bir gemi ama bu gemi bulut mu desem, gökyüzü mü desem bir yere doğru girdim. Girdiğimde orada bu bedende değildim. Ve melekler vardı her yerde ve çok güzeldi ve çok ışıklıydı. Toprak yoktu. Zemin bir ışıktı. Güller kocaman, bu kadar. Çiçekler ışık, ağaçlar ışık, her şey ışık. Kediler bile ışık huzmesi. Her şey o kadar ışıktı ki ve şey dedim, geldiğinde hoş geldiniz dediler bana. Dedim ki o kadının bedeni çok yoruluyor bu için, kapatalım orayı dedik ama bir anlayamadığım şeylerdi kelimeler. Bir ruhsal anlaşma yaptık ama kapatalım orayı. Çünkü orası artık bu çocukları hak etmiyor ve böyle... Gerçekten çok zordu. Hüzünlüydüm orada. Kocaman bir kelebek geldi. Ben de çok büyüktüm. Ve o kelebek geldi. Dedi ki, biz kendimizden parçalar dünyaya indik. Ve dünyaya iyi gelmek istedik. Ve biz razıyız orada olmaya. Belki orada dilimiz yok. Belki orada konuşamıyoruz. Ve oradaki insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Hepimiz. Ama ömrümüz, 1000 yıllık ömrümüz orada bir günde, bir saat de olsa biz buna razıyız. Dedim ki ama çok acı çekiyorlar. Ve şey dedi, son iyi ruh kalana kadar vazgeçmeyeceğiz. Ve sen bize vazgeçmememiz gerektiğini söylemiştin dedi. Ve ondan sonra böyle şeydi, hatırlamayacaksın yine deyip bedenime gelip yine hatırladım. Ve o bana o sonsuz sevgiyi verdi ve yeniden kendimi iyi hissetmiştim. İşte yeniden toparlandım. Tükenmiyorum. Hiç tükenmiyorum. Tüketilmiyorum ve şöyle diyorum. Bizim içimizdeki avukatlar, ruh sağlığı uzmanları, işte Yücel Başkan, ailelerimiz ve hepsini... Büyük bir sevginin kuşattığından eminim ve biz başaracağız. Yani başaracağız ve bundan eminim. Bir enerji yükseliyor ve hepimizin içindeki sevgi yükseliyor. Böyle. Bütün bunlar böyle.
Çok teşekkür ederim. Yani ülkem adına teşekkür ederim, o çocuklar adına teşekkür ederim, dünya adına teşekkür ederim. Bu anlattıklarınız, bu özel kapıları açtığınız için teşekkür ederim. İyi ki var bu güzel ruhlar, iyi ki varsınız. Ne diyeyim, son iyi ruh kalana kadar anlatmak zamanına katılmak istiyorsanız son sözü size bırakacağım. O yüzden bunu da söyleyeyim. Ah, anlatmak zamanında siz de benim de anlatacaklarım var diyorsanız aşağıda gördüğünüz numaraya yazın, mail adresimize ulaşın. O kadar kalbime dokundu ki herkesin kalplerine sarılıyorum. Buyurun Erhan Hocam. Çok teşekkür ederim son sözü bana bıraktığın için. Şunu söylemek istiyorum. Spiritüellik sadece kitap okumak, işte tütsü yakıp, işte mumlar yakıp meditasyon yapmakla olmuyor. Bu spiritüellik değil. Yani bir parçası meditasyon vesaire. Bunlar güzel şeyler, bir şey demiyorum. Ama spiritüellik tatbikattır. İyiliğin, pozitif değerlerin, vicdanın, sevginin, birlik ruhun yayılması için uygulama yapmaktır. Tatbikat yapmaktır. Oturduğunuz yerden dünyayı sevin. Evreni sevin. Hiçbir işe yaramaz. Taşın altına elinizi sokacaksınız. Bir şeyler yapacaksınız. Yetişebildiğiniz yere, maddi imkanlarınızın el verdiği ölçüde, fiziki imkanlarınızın el verdiği ölçüde. Hiçbir şey yapamıyorsanız komşunuza, ailenize, yakınınıza iyilik yapacaksınız. Birilerini harekete geçireceksiniz. Faaliyet yapacaksınız. Fiiliyata dökeceksiniz. Tatbik edeceksiniz. İşte bunun en güzel örneğini görüyoruz burada. Bunları da yapamıyorsanız hiç olmazsa ucime 5 lira yardım yapacaksınız. İyi ki varsınız. Ayağınıza sağlık. Arkadaşlar bir şey itiraf edeceğim. Ekip darma duman olmuş durumda. Arafta kalmış ruhların geçişine yardımcı oluyor. Gördüğüm en iyi duru görürlerden bir tanesidir. Ölümün bir kokusu vardır. Böyle genzinizi yakar. Genellikle bu dünyaya çok bağlanmış, bir türlü kopamayan, çok bencil egoist ruhlar var. Ben, yani çok sık gelirler onlar, ısrarcı olurlar ve gitmek istemiyorlar. Buraya o kadar bağlılar ki. Hayatı boyunca sadece maddeye, paraya, işte maddi değerlere önem vererek yaşamıştır. Onun için hiçbir ruhsal değeri bilmediği için hakikaten oradan ayrılamaz. REM uykusunda kalkamazdım. Hep bir talepleri olur. Sonra öğrettiler bana, yani benim meleklerim, hani onları göndermem lazım, ikna etmem gerektiğini, işte öldüğü. Bir gün merdivenin başında düştüm, reel olarak öldüm. Paylaşabileceğin bizimle, dünyayla, Türkiye'yle ilgili gelecek öngörülerin var mı? Bir savaş, ama bu savaşın topla tüfekle değil de daha biyolojik bir savaş, daha kimyasal bir savaş olduğunu. Diledikleri hayvanın genetiğiyle oynasınlar. Bu barajın kapakları açıldı. Artık bunu durdurmaların imkanı yok. Yani insanlık artık hepyeni bir realiteye tırmanmak istiyor.